Yıllar boyunca güzellik anlayışı sürekli olarak değişti ve şekillendi. Uzun boyunlar için kelepçeler, dudağa tabak takmak, kaşların gür olması, aşırı kilolu, zayıf, koyu tenli ya da beyaz tenli olmak. Her kültürün ve ülkenin sahip olduğu şahsi güzellik anlayışları var. Peki ya şimdi? Hepimiz 80'lerin renklerine, 50'lerin klasik duruşuna, 70'lerin puantiyesine hayranlıkla bakıyor. Öyle ki hepsine vintage deyip eskilere geri dönüp duruyoruz. 90'ların düşük bel modası hariç tabii ki. Sosyal medya platformlarının yaygınlaştığı günümüzde ise saçlar kurt, gözler kedi, dudaklar balık derken görünüş sabit hale gelmeye başladı. Pürüzsüz cilt, uzun ince bir yol gibi vücut herkesin hayali haline gelirken buna sahip olamamaksa depresyona ve sağlıksız diyetlere kapı açtı. Fotoğraflarla oynamak için birçok uygulamanın türemesi hayalleri sahte gerçeklerimiz haline getirse de yüzle görüşmelere de kahır sebebi yarattı. Her halimizde güzel veya yakışıklı olduğumuz söylenir. Yine de makyaj yapmayınca yorgun, saçlara şekil vermeyince yataktan kalkıp gelmiş oluyoruz. Peki bu anlayış nereye kadar gider, nerede son bulur? Bir öneri, kahve içip telvesini yüze sürmeye, salatalıkları gözlere koymaya devam.